Aslında İsmail'i kendi bayrağıyla çıktı. Evet. Kendi ülkesi adına demek ki dövüşüyor. Kendi ülkesi adına dövüşüyor. Kendi ülkesi adına dövüşüyor. Efendim buraya kadar gelmiş. Zaten kendisi Avrupa şampiyonluğu ama şimdi dünya şampiyonluğu için ringe çıktı. Hı-hı. Bakalım ne göreceğiz bu akşam bu ringlerde değerli seyircilerimiz. Değerli seyircilerimiz lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bundan sonraki maçta hepinizin ve hepimizin beklemiş olduğu Yusuf Kangül Zaza kardeş efendim ringe çıkacak ve Avrupa şampiyonluk maçı WBU çok ciddi bir federasyonun maçı organizesi maçı kemeri olacak efendim karşısındaki Tiran Metz Ermeni asıllı bir boksör bakalım o maçta da ne olacak ama şimdi kabir dövüşleri için 5 roundluk 3'er dakikalık dövüşler için ringe Alex Fogel mavi köşede kırmızı köşeden Aksent İsmail'i Arnavut asıllı boksör dövüşçü kabir dövüşçüsü değerli seyircilerimiz gerçekten kıran kırana bir maç olacak dedi Hasan Hoca az önce. İkisini de iki dövüşçüyü de çok iyi tanıyan bir hoca kendisi söylemişse biz de şimdi zaten söylediklerini görmeye başlıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde maça başladılar. Lokikler konuşuyor değil mi hocam? Evet. Ya bu şimdi yoklama, hafif yoklama. Ya birinci round genelde hafif yoklamayla geçer baştaki maçlar gibi. Ama bunlar hemen biraz çok aşağıdan vurdu dizi. Yasak bölgeden vurdu. Bunda puan Alex, düşürme oluyor mu hocam? 2-3 kere peş peşe olursa kasıtlı olabilir. Şekilde olabilir. Normal şimdi bu durumda Aksent İsmail'in 3 dakika bir mola hakkı vardı yani. Çünkü evet yasak bölgeye vurdu. O hakkı kullanabilirdi ama kullanmadı. Evet, devam ediyorum. Evet, devam ediyorum dedi. Ya. Ama o çok güzel sol sağ evet. Yani İsmail'i de güzel aldı. Tabii daha genç çocuk, hızlı, aç yani. Rüzgar gibi. Evet. Ama Alex de boş Alex de, değil. Tabii, boş değil. Zaten vücut yapısı da. Tabii. Yani, tabii iyi sporcuyum diyorum. Yani. Tabii. Ya, her gün antrenmanlarındalar. Şimdi, bunlar bile profesyonel olduğu halde o döner tekmede lazım. Evet. Hata yaptılar. Hata yapıyorlar. Evet ya. Ama gençliğine veriyoruz. Ha. Ama çok güzel low kick hissetti yani Alex Vogel bu low kickleri. Sağ bacağını, sol bacağını Alex'in. Ama ikisi de birbirinin şey kalitesini bildiği için çok İkisi de çok dikkatli oluyor. Dikkat etmek her zaman iyidir. Onlar da bunu yapıyorlar değerli seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi çok kalite bir dövüş seyrediyorsunuz şu anda değerli seyircilerimiz. Gerçekten Avrupa'nın kalite maçlarından, kalite dövüşlerinden birisi şu anda ekranlarınızda. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bu maçı ve bundan sonraki maçı lütfen seyredin değerli seyircilerimiz. Çok kalite maçlar olacak bunlar. Şu anda kabir dövüşler yapılıyor değerli seyircilerimiz. Mavi ekede yani siyah şortlu şu an Alex Fogel kendisi dünya şampiyonu. Kabir dövüşlerinde dünya şampiyonu. Ünvanını korumak için dövüşüyor. Ringe çıktı. Mavi kırmızı köşede ise Arnavut asıllı Aksent İsmail'i kendisi Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonluk kemerini bu akşam burada almak için ringe çıktı ve onun için mücadele ediyor. Görüyorsunuz değerli seyircilerimiz, hopluyor, zıplıyor, yumruk atıyor, tekme atıyor, diz atıyor, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ya şimdi güzel yumruklarla atlayarak dizle güzel hareket. Tabii bu puan hakemlerinde faydası dokunuyor. Çok doğru. Ya bir de bu raunda hafif farkla bence aldı İsmail'i. Aldı. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim rahatlıkla. İşte Aksent İsmail'in antrenörü Werner Kreiskot, Alman panzeri diyorlar.
lakabı. Gerçekten de maçlara çıktı mı? Şimdi boksa yöneldi. Boksta IBF Interconti şampiyonu oldu 2 sene önce. Kilosunda. Evet, geçen sene de WBO'da dünya şampiyonu ağır siklette oldu. Oldu mu? Oldu, boksta. Evet. Aha, boksta. Ya. Ya. Önceden kickbox yapıyordu. Ben evet, kickbox yapıyordu. Yine bir canlı yayınımızda evet, aynen. Seyretmiştik Hasan Hocam. Çok sert bir low kickten sonra evet, bacağının kaval kemiğinin kırıldığını gözümüzün evet, önünde görmüştük. Evet, gerçekten insanın da onu görmesi evet, içini sızlatıyor. Şimdi tekrar round gong çaldı. Çok güzel sert sağ bir yumruk şekilde vurdu evet, Alex'e. Çok sert bir giriş yapıldı. İsmail'i Alex'e dikkatli tabii ama tabii. Alex son roundlarda güçlenir. Yani 3. rounda tabii. Evet. Alex'in ısınması 3 round sürer yani. Evet. Ya ondan sonra güçlenir. Bir de tecrübesi çok Alex'in. İsmail'i daha gerçekten çok genç. Evet, 20 yaşında. 20 yaşında dediniz efendim. Ona rağmen İsmail'in de hakkını vermek lazım. Attığı yumruklar çok güzel. Oo tabii. Çok gördünüz. Güzel. Front kick'i de kafaya evet, vurdu. Bu tabi puan hakemlerinde büyük faydası. Bakın. Değerli seyircilerimiz görüyorsunuz. Nasıl bir maç seyrettiğinizi, izlediğinizi görüyorsunuz değerli seyircilerimiz. Gerçekten çok kalite bir kabir dövüşleri oluyor şu anda ringlerde. Ve bunu sizin ekranlarınızda sizinle paylaşmanın mutluluğunu biz de buradan yaşıyoruz değerli seyircilerimiz. 5 roundluk 3'er dakika olmak üzere yapılacak bu maçlar. Dünya şampiyonluk maçı bu maç, bu dövüş değerli seyircilerimiz. Kim bu maç ringden galip çıkarsa efendim dünya şampiyonluk kemerini almış olacak. Alex Fogel zaten şu anda dünya şampiyonu, o unvanını korumak için dövüşüyor. Aksent İsmail'i ise genç beyaz şortlu kırmızı köşenin dövüşçüsü, Avrupa şampiyonluğu ama dünya şampiyonluğuna dövüşme hakkını işte bu maçla efendim gösteriyor, kazandığını gösteriyor ve kazanırsa dünya şampiyonu olacak. Evet değerli seyircilerimiz, gerçekten çok kaliteli bir kabir dövüşü seyrediyorsunuz şu anda. Ne zaman yumruğun geleceği, ne zaman tekmenin geleceği hiç belli değil. Alex Fogel. Evet, Alex Fogel'i saydırdı. İsmail'i genç boksör, kırmızı köşenin efendim dünya şampiyonluğuna çok hevesli bir boksör. Arnavut asıllı bir boksör, dövüşçü, kabir dövüşçüsü. İsmail'i beyaz şortlu, kırmızı eldivenli değerli seyircilerimiz halen devam ediyor. Halen devam ediyor bu maç. İşte böyle değerli seyircilerimiz görüyorsunuz. Şok. Çok kalite bir dövüş. Değerli seyircilerimiz görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi boksörler birbirlerini gerçekten çok dikkat ederek puan kazanmaya çalışıyorlar. Sıkıştırmaya çalışıyorlar. Alex de az önceki kendisine saydırdığı için kızmış olacak ki bayağı hızlı girmeye başladı. İkinci round bitti. Bildi bu roundu 2 puanla kaybettiğini. Çünkü sayıldı. Bir de aksentin üstünlüğü vardı bu roundda. Otomatikmen 2 puan öne geçiyor. Evet. Ve tabii ki o 2 puanı yakalamak için en azından kendisi de bir kere saydırmak istedi ama başaramadı. O yüzden hırslandı yani. Evet. Değerli seyircilerimiz görüyorsunuz iki genç kabir dövüşçüsü, boksör efendim çok kalite bir dövüş çıkarıyorlar. Birbirlerine denk aynı zamanda da İsmail'in yaşı biraz genç olsa da Alex Fogel'e karşı çok güzel hazırlanmış Hasan Hocam. Onun için tebrik etmek lazım. Bu maçın sonunda dünya kemeri de İsmail'e çok yakışır gibi içimde bir his var. Ne diyorsun? Ya şimdi İsmail'i dedim genç ve çok aç bir sporcu. Başarıya ulaşmak için gerçekten kendisine büyük çabalar harcıyor. Ve Alex de şimdi çok kendi sakin, tecrübesini koruması lazım. Evet. Ya göstermesi lazım ama
Ama çok zor olacak. Bazen öyle olmuyor. Evet, çok zor olacak evet. Alex'e. Evet, İsmail'i ya. Çok güzel hücumlar yaptı. Çok güzel ataklar yaptı. Gerçekten çok güzel atak yaptı. Değerli seyircilerimiz görüyorsunuz. Sizler de aynı heyecanı inanıyorum ki ekranlarınızın başında yaşıyorsunuz. Ve çok tecrübeli olan, dünya şampiyonu olan Alex Vogel'e neredeyse ringi dar ediyor. İsmail'i genç dövüşçü, beyaz şortlu, kırmızı ekenin, kırmızı köşenin dövüşçüsü. Gerçekten karşısındaki rakibinin çok tecrübeli olmasına rağmen dünya şampiyonu rakibine ringi dar ediyor Hasan Hocam. Evet, ben dedim size kıran kırana dedim geçecek bu maç. Sen dövüş başlamadan önce söylemiştin, aynısı oldu. Ve devam ediyor. Çok güzel bir maç seyrediyoruz. Çok... Aksent de çok kurnazca davranıyor. Yani Alex Vogel'a imkan vermiyor ki. Çünkü tehlikeli olacak. Tabii. Alex Vogel'a o imkanı verdi mi? Tabii. Ya, o da bir yumrukta indirecek kalitede. Çünkü o da çok iyi hazırlanmış, tecrübeli bir boksör. Ve aynı şekilde o dediğin şeyleri de yakalamaya çalışıyor. Tabii. Fırsatları Alex Vogel. Evet, biliyor yani ne yaptığını, maçın nasıl gittiğini biliyor. Evet. Dolayısıyla hissetti. Yani evet, hissetti. Bakın ya. Evet. Ya. Hayır, bu olmaz. Ama çok yanlış. Hakemin hatası var. Hakem maçı durdurmadı. Hakem maçı durdurmadı. Hakem durdurması lazım maçı. Ya, dur demesi lazım, stop demesi lazım. Ya, onun için büyük suç hakemde. Ya, onu yapmayacak da öyle. Evet. O yüzden Alex'e hak veriyorum. Maç devam ediyor. Hakem bir şey demedikçe maç da devam eder. Ya. Hakem düzeltmeye mi çalışıyor şimdi? Hakem kendi suçunu kabul etmez sanmam. Ama suç, büyük suç hakemde. Bu yüzden hakemlere büyük görev düşüyor. Yani ya böyle büyük maçları tecrübeli hakemler yönetmesi lazım aslında. Alex Vogel kızdı. Alex Vogel sıkıştırıyor yani İsmail'i zor durumda. İsmail çok zor durumda. Ağzından kan geliyor zaten. Bizim üstümüzde de vurdu. Maçı bıraktırdı gördün mü? Maçı bıraktırdı. Sen çok doğru söyledin. Tecrübe çok önemli. Tecrübe çok önemli. Bu maçı da ama hakemin tecrübe evet. O yumruk zaten İsmail'i sarstı. Evet. Yumruk değil. Vücuta. Evet. Aslında bu maç böyle bitmemeliydi. Yani çok güzel dövüş oluyordu. Evet. Efendim. Güzel. Seyirci işin farkında. Ama hakkını yiyorlar. Yani çocuk yanlış harekette bulunmadı bende. Ben orada Alex'i korumam orada, lazım. Tamam ama fırsatçılık göstererek o yumruğu vurmasaydı bu olmayacaktı. Değerli seyircilerimiz gerçekten çok kalite bir maç gidiyordu. Üçüncü roundda ama hakemin hatasından dolayı boksörler birbirlerine yakışmayacak şey yaptılar. Yani onu fırsat bularak Alex'in vurduğu bir yumruk İsmail'i zor durumda bıraktı. O anda da maç aslında durması gereken maç idi. Hakem evet. Biraz hakemin hatası oldu. Evet. Çok önde, çok da net bir şekilde. Değerli seyircilerimiz, Alex Vogel unvanını korumuş oldu. K1 dövüşlerinde efendim dünya şampiyonluk unvanını, kemerini korumuş oldu. Genç boksör, Arnavut asıllı Aksent İsmail'i Avrupa şampiyonu olarak dünya şampiyonluğuna dövüş kazanmıştı.
Şimdi değerli seyircilerimiz, nefeslerin durma, nefeslerin kesilme anına yaklaşıyoruz. Değerli seyircilerimiz, nefesler duracak. Şimdi Alex Vogel unvanını korudu, kemerini korudu. Şimdi ekip olarak birbirlerine girmesinler de. Evet. Alex'in öyle bir şey karşılık vermesine de gerek yoktu. Gerek yok, hayır öyle şeyler. Yani öyle hiç. Öyle şeyler yakışmaz bir sporcuya. Yani burada bir profesyonel boksörsün, profesyonel dövüşçüsün. Yani bu spor centilmenlik isteyen bir olay.